Malatya İli Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Türkiye'de bir ilke imza atarak açılan çoban müzesinin genişletilip daha büyük bir alana taşınması için Birlik Başkanı İhsan Akın yetkililerden destek istedi. Akın Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında müze genişletme çalışması hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günlerinde birlik olarak açtıkları standla tanıtım yaptıklarını ifade etti. 12-15 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Ankara Malatya Günlerine katıldık. Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak. Tabii orada ilimizle alakalı tanıtım anlamında kendi birliğimizle alakalı broşürdür, kitapçıktır, şapkadır, kalemdir. Yine Malatya'mızın kayısıdır. Bütün gelenlere ikram ettik. Tabii bu arada Çoban Müzesi ile alakalı da özellikle gelen bizleri ziyaret eden bürokratlarımızdan destek istedik. Tabi bu arada bu en önemli ziyaretçilerimizden bir tanesi olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman Bey. Orada kısa bir görüşmemiz oldu. Tabi bu görüşme içerisinde Çoban Müzesi'nin önemli olduğu ile alakalı zaten il müdürü, Kültür İl Müdürümüz Levent İskenderoğlu daha önceden bilgiler vermiş. Bu anlamda ona da teşekkür ediyoruz. Kendisinin bilgileri vardı. Biz de o arada destek istedik. Bu destekle alakalı da örnek bir proje olduğunu, bunun kesinlikle desteklenmesi gerektiğini kendisi de bizlere söyledi. Türkiye'de ilk olmasıyla alakalı da %100 bu Çoban Müzesi projesini destekleyeceklerinin sözünü bize verdiler. Ben bu anlamda yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ve Türkiye'deki tüm çobanlarımız adına Malatya'da açılacak olan bu müzemiz için Hüseyin Yayman Bey'e ve emeği geçen Kültür ve Turizm İl Müdürümüze, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Tabii bu arada en önemli şeylerden bir tanesi yine ziyaretler arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya bizleri ziyaret etti. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi, yine Genel Başkan Yardımcısı Özgür Çalık. Biz bunlara da bizleri ziyaretlerinde muhakkak küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiği, daha önceki sunduğumuz bu 5 tane projemizle alakalı da kısaca bilgiler verdik. Bunların desteklenmesi ve üretime özellikle gıdanın ve suyun ne kadar önemli olduğu ile alakalı kısa bir bilgi vererek bunların desteklenmesi gerektiği ile alakalı da bilgiler verdik. Kamuoyunun burada bizlere verdiği, özellikle basın mensuplarının, yine yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin Çoban Müzesi ve farklı projelerdeki verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce bu projemizi hayata geçirirsek, bu projeye destek alırsak Kültür ve Turizm Bakanlığımızda acil olarak yeni yerimizde 15 tane üniversitenin bizleri desteklemesiyle alakalı da topladığı materyaldir, ürünlerdir, çobanlıkla alakalı Türkiye'nin farklı farklı illerinde onları da inşallah sunma ve kamuoyuna ve ziyaretçilere açma şansımız olacak. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz bir an önce hayata geçerse. Bu yer olarak nereye düşünüyorsunuz? Öyle bir planınız var mı? Şimdi yer olarak, öncelikli olarak tabii birçok yerel yöneticilerimizden yer istemiştik geçmişte. Ama biz bunları tekrar yenileyelim. Yerel yöneticilerimizin bize yer vermesini burada acil olarak bekliyoruz. Biz daha önceden talep etmiştik. Taleplerimizi tekrar yenileyeceğiz ve dediğim gibi önemli olan Malatya kültürüne, Türkiye'de önemli olan, ilk olan Çoban Müzesi'nin kazandırılmasıyla alakalı herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ve burada biliyorsunuz kısmen açtık biz burayı. Yerimiz kısıttı. Geniş bir yerde inşallah, bizim için herhangi bir belediye olması önemli değil. Önemli olan Malatya içerisindeki merkezi bir yerde, merkez ilçelerimiz olur, büyükşehir belediyemiz olur, fark etmez. Bizlere yer vermelerini buradan önemle istiyoruz, istirham ediyoruz. Biz bunu şahsımız adına değil, yetiştiricilerimiz ve Türkiye'deki tüm çobanlar adına bunu talep ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum şimdiden.